biraz sonra. Bu anlarda yine birlikte olacağız. Mengen'de olan, köylerde olan, dışarıda olan, yine her zaman böyle bu anlarda sizlerle paylaşacağız. Bir yandan biz fotoğraf çekimleri geldik. Ben biraz sonra bunu çekmeyi kamerada arka tarafta görünmeyen neler arkadaşlar. O da sizlere canlı yayında bu anları gösterdi. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Mengen'de bunun gerçekten coşkulu bir bayram kutlaması var. Bayram töreni de kapasite sonunda çok güzel bir bayram kutlaması oldu. Mengen Belediyesi'nin düzenlediği koşu yarışması vardı. Koşu yarışmasını da takip ettik. Sizlere ulaştık. Evet, biraz sonra büyük bir bayrak açılışı yapıldı. Bayrağımız dalgalanırken aynı zamanda Atatürk heykeli de heykelin açılışı da gerçekleşti. Bu anlarla sizi baş başa bırakıyoruz şimdi. Celal, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Mikrofon yine bende. Hadi, kolay gelsin. Elçin, gelsene buraya. Aslında Mustafa. Oğlum, resim çek ya. Hemen. Elçin, sadece bak. Oğlum, sadece şey yap, Şenol'a bayrağı al. Abi şöyle, onu bir yukarıdan al. Yukarıdan al. Şenol çeke gel, sen Şenol, bayrağı al. Al al. Var mı? Var, nerede? Ben bir giriş konuşmasını yaptım. Evet, herkese merhabalar. 29 Ekim 2023 Pazar gününden Mengen'den bizi izlediğiniz her yere selam gönderiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bizler görmesek de nice yüzyıllara ulaşmayı da diliyoruz. Cumhuriyet ülkemizin en önemli değeri. Cumhuriyet hepimiz için çok önemli, çok değerli. Varol Hocam. Elvan. Evet, biraz sonra bir heykel açılışı var. Önce onu göstereceğiz size canlı yayınla. Hemen peşinden de Fener Alayı yürüyüşü yapılacak. Mengen için bir gelenek biliyorsunuz ki. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Kutlu olsun. Bodrum'a selamlar Nevzat Yılmaz. Mengen'imizi nerelerden izliyorsunuz yazabilirsiniz şu an. Sesle ilgili de geri dönüş yaparsanız sevinirim. Sedat abi. Olacak kazanmak lazım. Roma gülümseyin. Evet, bugün şu anda bu meydanda birçok Mengen'i görüyoruz. Hem Mengen'de hem de Mengen'de yaşayan insanları görüyoruz. Her birimizin gururla sokaklara çıktığı günler.
kaybediyor. Evet, şu an merhabalar. Bu bölgede şöyle bir insanları da gösterelim size. Evet, gündüz sabahtan Kapa Spor Salonumuzda 100. yılı kutladık, bayramımızı kutladık. Bizler tabii ki hem öğretmen olarak, eğitimci olarak hem de fotoğrafçılık olarak alanda görevdeydik. Şu anda da görevimiz burada devam ediyor. Arada bir süre boşluğumuz vardı. O sürede de Ardıç Yaşam'ın Bostan Şenliği'ne katıldık. 29 Ekim özel Bostan Şenliği yaptılar. Oraya da katıldık. Mengen'deki bütün etkinliklere mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz, bulunmaya çalışıyoruz. Bugün de Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırlanan bir heykel, bir anıt hem de biraz sonra Fener Alayı'na katılacağız. Celal, gezelim mi şöyle, insanları gösterelim biraz. Evet, Atatürk Ortaokulu'ndan benim de öğrencilerim olan çocuklarımızı görüyorsunuz şu an. Meşaleleri yakacak mısınız? Evet, Gökçe Sudan Serhat hocamız ve eşi, çocukları. Uzun zamandır görmediğim, özlediğim birçok insanı da görüyorum şu anda buradan. Mengenimizin milli değerlere, milli bayramlara bağlılığını biliyoruz. İlçemiz bu anlamda da gerçekten çok güzel. Özel günleri severiz biz ülkemizde. Merhaba gençler. Evet, belediye personelini görüyoruz. Emek harcayan belediye personeli. Her zaman ellerinden geleni yapıyorlar tüm çalışmalarda. Yine hem Mengenliler hem Mengen severler. Evet, Reca Yalçın yazmış. Merhaba Merve kardeşim. Bürnük'ten Reca'yı, Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm mutluluğumuza kutlu olsun. Bu birlik beraberliğimizi Allah bozmasın. Ha, ses bozuk diyor demişsiniz. Bağlantıyla mı ilgili bilemiyorum. Sıkıntı olursa yine yazarsanız sevinirim. Leyla hocamız, Leyla Özcan, selamlar hocam. Dubai'ye selamlar Mesut Yıldız. Siz de izleyip Dubai'den Mengen'de hissedebilirsiniz, Türkiye'de hissedebilirsiniz. Burhan Dinal, selamlar. Evet. Alttaki yazıyı bir gösterir mi Ceren? Henüz açılmadı ama. Şuraya. Sanırım anıt yazıyor. Gelsene.
Bu anıt, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize ithafen Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına yaptırılmıştır. Halkımıza yaptırılmış, halkımıza armağan edilmiştir. Yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim 2023 Mengen Belediyesi. Evet, ilçemizde de Mengen'imizde de 100. yıldan güzel bir hatıra kalacak geleceğe. Bu sene 100. yılımız ama tabii ki ilelebet devam etmesini istiyoruz Cumhuriyet'in. Ne mutlu ki 100. yılındayız şu an. Nice yüzyıllara. Ve yine 100. yılımızda Mengen'imizi yöresel kıyafetiyle her yerde temsil eden Yaşar ablamız ve Şaziye ablamız bu törene de yöresel kıyafetlerle girmişler, katılmışlar. Çok güzel görünüyorsunuz. Bugün yani sizin bu yaptığınız... Ne mutludur bizi. Sizin bu yaptığınız... Cumhuriyetimizle Mengen'imizi, Mengen yöresel kıyafetimizi buluşturuyor. Ne güzel yaptınız. Fahri amcacığım. Canlı yayındayız. Tamam. Ne söylemek istersin? Tamam. Gel öleceğiz. Tamam. Cumhuriyetimiz mutlu olsun. Nice cumhuriyetlerimize inşallah. İnşallah. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Gel aralarda ulaşalım hadi. Hocam canlı yayındayız. Emekli bir öğretmen olarak cumhuriyetimizle ilgili ne söylemek istersiniz? Cumhuriyetimizi sürdürmeden çok güzel bir şeyler eder. Çok şey var ki, buram, tezden de bu günlerin yarısı, insanı karan ölçmekten davranacağım. Maalesef hadiseler artık konuşmaya başladı. İçeride insanı yaktık yara. Cumhurbaşkanı ben de duymakta zorlanıyorum, özür dilerim hocam. Evet. Duymakta zorlanıyorum, özür dilerim. Sen de. Evet. Tamam. Evet, bize bu toprakları emanet eden kazandırın önce başkomutanın Hacı Mustafa'nın kazandırın önce başkomutanın bize bu toprakları emanet eden şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Hayır ve şarıklı sırtında attığı aklını bulmayarak cepheden cephe koşan topçu ayetlerin ve şehitleri Ünifer Aksu memleketin topraklarını iman edenleri de kınıyorum. Çok büyük mücadelelerle kazanılmış gerçekten topraklarımız. Bu mücadeleyi veren herkese minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Hocam görüşmek üzere. Evet, Mengen için değerli birçok insanı da görüyoruz. Ben bugün bu alanda birçok emekli öğretmenimizi de görüyorum. Fatma Hocam, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Gururla kutluyoruz yavrum. Biliyorsun biz Cumhuriyet insanıyız. Sizler için, Cumhuriyet yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Dilerim hep böyle güzel günler görürüz. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Cafer Hocam, canlı yayındayız. Cumhuriyetimizle ilgili neler söylemek istersiniz? Her geçen gün üzülüyoruz bazı şeylere biz. Daha güzel işler yapılmasını istiyoruz ülkemizde. Yani çok güzel bir topluluk. Seviniyoruz böyle şeylerin açılmasına. Çok da güzel oldu. Sağ olsun. Teşekkür ederiz bunları yapanlara. Evet. Belediye başkanımıza da tabii bu bir anıttır. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı için ilçemize kalacaktır. Kulağımıza da teşekkür ediyoruz. Çok emeği geçen oldu. Herkese de. Tabii bu anıtlar sembolik şeyler ama bizim gerçekten Cumhuriyetimizi yani hepimiz yapabildiğimiz kadar korumaya, sürdürmeye ve anlamaya ihtiyacımız var. Evet, evet. Cumhuriyeti çok şeye borçluyuz. Maalesef biz Cumhuriyeti ülkemize tanıtamadık tam olarak. Gençlerimize, öğrencilerimize her geçen gün üzülüyoruz. Yani eskilere umut ediyoruz, evet, umut ediyoruz ama olmuyor günümüzde. Zorla gidiyorlar Anıtkabir'e. Yani orada onu imzalıyor ama içi kana alıyor adamın. Padişahlığı, hilafeti özlüyorlar. Yazık. Bu memlekete yazık. Hocam teşekkür ediyorum. Devam edelim. Amira,
Ben nasılsın? Çok iyiyim. Evet, Amira'da Cezayirli. Bizim Cezayirli gelinimiz, ilçemizin. Bu birinci, ikinci kere. Daha önce de. Aynı gün, farklı zaman. Evet. Geçen sene mi yaptık? Tabii, buradaydı. Evet. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı Amira. Neler söylemek istersin? Tebrik ederim. Türk sivilleri tebrik ediyorum bugün için. Hepsi. Teşekkür ederiz. Bugün bizim için çok özel, çok anlamlı. Teşekkür ederiz. O coşkuyu sen de bugün burada bizimle kutladığın için teşekkür ederiz. Tamam. Devam edelim hadi. Sayın Hocam, şu an canlı yayındayız. Bugün törende de sunucu olarak çok güzel bir şekilde görevinizi yürüttünüz. Teşekkür ediyorum. Şu anda da alanda bulmuşken hemen bir mikrofon uzatayım. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Fener alayıyla atamızı anmaya geldik. Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşayacağız inşallah. Evet, içimizde hep yaşıyoruz. Tabii ki her zaman, her zaman. Bu özel günlerde birlikte yaşamak çok anlamlı. Kesinlikle. Evet, o ruhu yaşayacağız, yaşatacağız. Yaşatacağız, hep birlikte. Evet, evet. 100. yılımız kutlu olsun. Kutlu olsun. Görüşürüz hocam. Evet, devam edelim. Celal, şöyle bir gidelim mi hemen? Merhabalar. Mikrofonu uzatayım mı? Canlı yayındayız şu anda. Bence eşimle konuşsanız daha iyi olur. İkinizle de konuşabilir miyim? Tabii, konuşuruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Evet. Tarihe bir iz bırakalım birlikte. Neler söylemek istersiniz? Yani sen konuş, ben konuşayım, sen konuş. Bir öğretmen olarak diyorsun. Evet, bir öğretmen olarak demeyin şimdi. Yani Cumhuriyet 100 yıllar yaşasın inşallah. Hep birlikte, el ele, omuz omuza. Hep birlikte yaşatalım Cumhuriyetimizi. O ruhu hep yaşayalım, yaşatalım. Evet, hep yaşayalım, hep de yaşatalım. Vatan kolay kazanılmadı. Yani bu süreçte devam etmesi lazım aynı şekilde. Nice şehitler verdik. Bunu unutmamak lazım diye düşünüyorum. Unutturmamak da lazım. Evet, ne şartlarda kazanıldı bu vatan, ne şartlarda devam edildi. Hiç yoktan bir ülke kuruldu. Bu ülkenin bu şekilde devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, üzerinde yaşadığımız her karış toprakta gerçekten şehitlerin kanları var. Evet. Ve bugün bizler daha rahat yaşayalım diye bir dönem onlar kendilerini feda ettiler. Umarız daha iyiye gider her şey. Senelerce ailesini, çoluğunu, çocuğunu görmemiş insanların sayesinde bu duruma geldik. Bu şekilde olması lazım diye düşünüyorum. Yani bir emek var sonuçta. Çok. Nice aileler sönmüş bu yolda. Bir şey diyemiyorum yani. Biz de çok sürdürmek için, o ruhu yaşamak, yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Fazlasıyla yapmamız lazım. Fazlasıyla yapmamız lazım. Biz de çok büyük göreve düşüyoruz. Bu bilinçle devam etmemiz lazım. Bu bilinci de hem gelecek nesillere aşılamak hem de böyle eşlerimizi falan koluna tutup buralara getirmek, evet, birlikte tabii gelmek. Tabii ki. Benim de eşim şu an bir yerlerde ama. Muhakkak. Evet, böyle yakınımızdadır muhakkak. Böyle sahipleyeceğiz. O ruhu hep birlikte yaşayarak büyüteceğiz. İnşallah. İnşallah. Tek temennimiz odur yani. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz. Evet. Hadi devam edelim Celal. Merhabalar. Şurada bir hemen Metin abiyle de röportaj yapalım mı? Evet, Metin abicim şu an canlı yayındayız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Şenol abi az sonra sana da mikrofonu uzatacağım. Neler söylemek istersin? Çok mutluyuz. Cumhuriyetin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyetimiz hep devam etsin. Aklıma bir şey gelmiyor. Evet. En büyük temenni bu aslında. Cumhuriyetimiz hep devam etsin. Evet, hep devam etsin. İleride bizler olmayacağız ama dileriz ki bizden sonra da hep yaşasın. Bizden sonraki nice yüzyıllarda devam etsin inşallah. İnşallah. Şenol abi neler söylemek istersin? Cumhuriyet bize atalarımızdan miras değil. Cumhuriyet bize emanet. Nasıl biz bu emaneti aldıysak çocuklarımıza, gençlerimize vermek zorundayız. Onun için herkesin bu cumhuriyete sahip çıkma zorunluluğu vardır.
Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Nice yüzyıllara bundan sonra gençliğimize, İnşallah. Çocuklarımıza. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet, devam edelim biraz daha. Ertuğrul Hocam, şu an canlı yayındayız. Kısa bir röportaj yapalım sizinle de. Cumhuriyetimizin bu sene 100. yılını kutluyoruz. Evet. Ülkemiz için de çok özel, anlamlı bir yıl. Neler söylemek istersiniz? Zamanında ulu önderimiz, bağımsızlık benim karakterimdir demiştir. Ben de tam bağımsız bir Türkiye için burada buluşuyoruz. Ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için ve onun evlatları olarak bizler de tam bağımsız Türkiye diyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Süha abi, şöyle gelir misin? Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Neler söylemek istersin? Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm Türk halkının yeni yüzyıllarda inşallah hep birlikte beraber tek yürek, tek vücut, tek vatan olarak inşallah ilelebet kalırız. İnşallah. Umarız. Evet. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenim, Ali Hocam, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ne mutlu bize. Yani bize bugünlere armağan eden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, tüm ecdadımız, hepsine teşekkür borçluyuz. Şükran ve minnetlerimizi iletiyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, 100. yılımız kutlu olsun. Yaşasın teşekkür Cumhuriyet. Ederim. Biz de teşekkür ederiz. Pardon gençler, şöyle gidebilir miyiz? Tamer, hemen seninle de bir röportaj yapalım mı? Şu an canlı yayındayız. Doğru Merveciğim. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz bu sene. Evet. Neler söylemek istersin? Vallahi onurluyuz, gururluyuz. 100. yıla şahitlik etmiş oluyoruz. Tekrar tabii ki 100. yıllara hem yeni serisi ama biz göremeyeceğiz tabii ki. Böyle bir güzel de bir ortam var. Heykel yaptık. İnşallah onun açılışını da gerçekleştireceğiz. Ardından evet, Fener Alayı'yla beraber daha da güçlendireceğiz inşallah 100. yılı. Kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Aslında ben röportajlara devam etmek istiyorum ama sanırım yavaş yavaş meşaleler yakılacak ve programın başlangıcı yapılacak. Şu anda baktığımda röportaj yapmak istediğim daha bir sürü insan var. Bu röportajlar ya da bu sohbetlerde, bu videolarda Menge'nin tarihine, geleceğimize bir ışık tutacak. Gel sahneye çıkalım ya. Pardon. Hayır yok. Çiçeği hür, hiç tanrı, hep
bize emanet. Cumhuriyetçisiniz. Hadi bize emanet. Atamızdan armağan bize emanet. Cumhuriyetçisiniz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, değerli engelliler, kıymetli misafirlerimiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına belediyemizce yaptırılan Atatürk Anıtı açılışına ve 100. yıl Cumhuriyet Fener Alayı yürüyüşümüze hepiniz hoş geldiniz. Varoluşumuz, eşsiz şaheserimiz, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sizleri bütün dünyanın tek lider kabul ettiği, başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum.
kaymakamımız Fatih Yıldız'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye de. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli Mengen hemşerilerim, bugün Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin 100. yıl dolayısıyla bu coşkuyu hep birlikte kutlamak için ve bu güzel eseri hayırlısıyla açmak için bir araya geldik. Öncelikle tüm Mengen hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ayrıca bu anlamlı eseri ilçemize kazandırmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu duygu düşüncelerle tekrardan Cumhuriyet Bayramımızı tebrik eder. Sizlere hayırlı akşamlar dilerim. Cumhuriyet demokratik iradenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur. Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Belediye Başkanımız Turan Bulut'unu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Başsavcım, Sayın Emniyet, Sayın Jandarma Komutanım ve değerli huzurun, sevgili çocuklarımız, sevgili gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, delikanlılarımız, Cumhuriyetimizin 100. yılına erdiğimiz için, bugünü yaşadığımız için, Mustafa Kemal Atatürk'e sorumluluklarımızı taşıdığımız için Sayın Kaymakamım Mengen her 29 Ekim'de bunu hep yapıyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizler Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'e ve asla vazgeçmediğimiz, takibinden onur duyduğumuz ilkelerine hep bağlı kaldık. Bağlı kalmaya da devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, biz bu aletimize, atamıza olan saygımızın ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emperyalist güçlere karşı engin mücadeledeki o Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye ruhuyla çatışan ve bütün Anadolu topraklarının Lozan'la sınırlarını çizen, yitirdiğimiz, kaybettiğimiz şehitlerimizin, Atatürk'ümüzün, gazilerimizin anısını yaptık. Biz bu anıtı 3 yıl önce düşünmüştük. Fakat dedik ki, biz bunu atamızın Cumhuriyetimize emanet ettiği 100. yılında, 2023 yılında, 29 Ekim'de yapalım ve açalım dedik. Ve bunu gerçekleştirdiğimiz için inanın ki sizler, bizler çok mutluyuz. Eğer müsaade ederseniz bu açılışı çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve değerli kaymakamımız, Cumhuriyet Başsavcım, Jandarma Komutanım, Emniyet Müdürüm'le birlikte Sayın Kaymakamım, buyurun lütfen, açılışı birlikte gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar makasları mı? Yeah.
Sayın Karakalan, düşün önündeki kurdaneyi hep beraber pisliyoruz. Çocuklar buyurun. Evet, bayrağımızı düşünmeden aşağıya yavaş yavaş indiriyoruz. Atamızın üzerindeki bu bayrağımızı belediyemize bir canaker içerisinde saklayacağız. Nişanlarımızla beraber yürüyüşe geçiyoruz. Buradan yaşadım, buradan yol açalım. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, altın yazılacak bize her parça. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, seçim kayaya, Şahin Bey'e, Sultan.
Sarı saçlı mavi gözlü, nerede, nerede, nerede?
saçların aydın, sarı saçların aydın. Nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel, gel Samsun'dan. Sarı saçların mavi gözlüm, sarı saçların mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Gözümüzde taşıdık canlı bayrağı. Kurtarmaya aldık yüce vatanı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kurtarmaya aldık yüce vatanı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Düşman sarmış yolunu işgal altında. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında meşaleli yürüyüş, Atatürk Anıtı'nın açılmasının ardından meşaleli yürüyüş devam ediyor. Evet, bu gerçekten bu duygulu, muhteşem anları sizlerle paylaşmak çok onur verici, gurur verici. Ne mutlu Cumhuriyetimizin 100. yıl yaşında bir aradayız. Yüzlerce insan Mengen'de Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyor. Evet. Şimdi bir kısa bir belediye başkanımız Turan Bulut'tan bir görüş alalım. Sayın Başkanım, şu anlarla ilgili bir şeyler söylemek istersiniz diye düşündük. Çok güzel, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. Mengen her seneki gibi yine çok güzel kutluyor. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, yani bu insan hayatında çok az insana kısmet olur. Mengen'de de 100. yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında Mengen Belediye Başkanı olmaktan, bu görevde bulunmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Mengen halkının atasına ve cumhuriyetine ne kadar bağlı olduğunu biliyoruz. Bugün Mengen'de belediyemizce cumhuriyetimizin 100. yılı anısına gerçekleştirmiş olduğumuz Atatürk Anıtı'nın açılışını gördüğünüz gibi çocuklarımızla, gençlerimizle
yaşlılarımızla, kadınlarımızla birlikte açılışı gerçekleştirdik. Bu Menge halkının Cumhuriyet'e bağlılığının en büyük sembolü ve göstergesidir. Ve bir tarih yaşadık bugün. Cumhuriyetimizin 100. yılında Mengen halkının temsilcisi olan Mengen Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Atatürk anıtı gerçekten çok önemli bir anlam ifade ediyor. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Halkımız yine her 29 Ekim'de olduğu gibi çok özen gösteriyor. Çok önemsiyor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı. Bu kalabalık da onun bir göstergesidir, ifadesidir. Ben Cumhuriyet etkinliklerimize katılan tüm hemşehrilerime, tüm misafirlerimize, tüm çocuklarımıza, yarının Cumhuriyet'e sahip çıkacak olan evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Ve belediye meclis üyesi ve çalışan arkadaşlarımın 10 gündür göstermiş oldukları yüksek performansa da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başkanım biz de çok teşekkür ederiz. Mengen ülkemizin kurucu değerlerine sahip çıkıyor. 100. yılımızı biz de kutluyoruz sizin nezdinizde. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bu güzel günü, bu güzel anları Mengen Belediye Başkanımız Burhan Bulut'un ağzından da dinlemiş olduk. Evet, şimdi konser alanına geliyoruz Mengen'de. Bugün program devam ediyor. 100. yıl kutlamalarında gerçekten dolu dolu bir program var. Mengen'e yakışır bir program etkinliğimiz var. Evet, konser alanında ses ne kadar ulaşıyor bilmiyorum ama biraz daha sizi ortama bırakalım. Ortamı yaşayalım. Kulaş
Thank you.
Evet, dünyanın en dürüst, en temiz, pırıl pırıl yürekleri ama o yüreklerinde Atatürk sevgisi, o yüreklerinde Cumhuriyet sevgisi, o yüreklerinde insan sevgisi, doğa sevgisi, tabiat zenginliği olan bu güzel evlatlarla beraber sizlere hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ve büyük Atatürk'ümüzün emanet ettiği gençlerimiz, sevgili evlatlarımız, değerli kıymetli kadınlarımız, erkeklerimiz 100. yıl anısına yapmış olduğumuz Atatürk anıtımızı, heykelimizi birlikte açılışını gerçekleştirdik. O Atatürk anıtı Menger'in yüreğindekini timsal ediyor. Menger'in yüreğindeki Atatürk hiçbir zaman sökülmez. Ama bu güzel ilçenin, bu çağdaş demokrat anlayışın sahip olduğu ilçenin bir Atatürk heykelinin olmaması bizi üzüyordu. Biz belediye olarak 2 yıl önce yapacaktık. Fakat arkadaşlarımızla görüştük, konuştuk. Biz bunu 2023 yılında yapalım ve açalım. 100. yılı anısına armağan edelim. Atatürk anıtımızı, heykelimizi ne yüreğimizden eksik edeceğiz atamızı, ne de Menger'den eksik edeceğiz. O anıt sizlere, çocuklarımıza armağan olsun. Evet, bu güzel evlatlarla buradan ben gitmek istemiyorum ama arkadaşlar da Üçer ailesi var. Onlar da işaret ediyorlar. Tamam tamam diyorlar. Bir şeyler söyleyecekler. Güzel marşlar, şarkılar söyleyecekler. Evet. Şimdi hep beraber, Dina nereye? Hep beraber bir arkada bir fon müzik olursun. Biz de burada herkes annelerinin, babalarının, kardeşlerinin şöyle atamıza eğilerekten bir selam verip ayrılacağız.
Tamam mı Bolen? Tamam. Evet. Yüzük veriyor musunuz arkada? Evet. Evet çocuklar. Biz Atatürk'ümüzü seviyoruz. Evet. Biz Atatürk'ü seviyoruz. Biz Cumhuriyet'i seviyoruz. Biz Cumhuriyet'i seviyoruz. Atamış. Ben bilmiyorum. Atatürk yüreğimizde. Cumhuriyet'i çok seviyorum. Atamızı çok seviyorum. Atamızı Cumhuriyet'i çok seviyorum. Türkümüzü çok seviyoruz. Evet, şimdi annelerimize, babalarımıza şöyle bir hafif eğilerekten atamız kalbimizde hep yaşayacak ve selam veriyoruz. Hadi hafif eğilerekten bir selamlıyoruz. Hadi hafif eğiliyoruz. Evet, çocuklarımızı alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ses kurgu şey, ah, ses 1-2 deneme, şey. Ses kontrol, şey, ses 1-2. Şey, ses 1-2, şey. Ses kontrol, save, sound check, ses deneme, save, save up. Gelmiyor bizim düşmanı cesaretin, annenin ne karşıyız, mavi gözlerin gibi.
Thank you.
Evet Mengen, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamasını doya doya yaşamaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu kadar mı sesiniz çıkıyor? İnanmıyorum size. Hazır mısınız? Harikasınız. Grup Esintiler sizlerle. Thank you.
Thank you.
Thank you.